Sefer beni gurbet ye. Ablam lan ablam, bana analık etmiş. Söver döver, isterse vurur. Aramızda ne geçerse geçer, sana da yemek düşer, anladın mı? Ulan bir daha ağzını aç, hakkında tek laf et. Ağzının içini mermiyle doldururum, anladın mı? Gidip parayı teslim edeyim Cemo'ya. Hadi bakalım, kocana selam söyle. Baş üstüne baba, hoşça kal abi. Güle güle. Zeliha bu. Ben çıkıyorum baba. Gidip parayı teslim edeyim Cemo'ya. Nereye gidiyor acaba? Bir işler karıştırıyor yine. Cemo! Buradayım. Getirdin mi? Yanımda. Aşağı. Bak. Şadi efendi, bugüne kadar kimseye borcu kalmamış az. Bizde hak edene, hak ettiği şey her neyse misliyle ödenir. Bu tabi kız. İyi. Akşam uçağında yerimizi ayırtalım ha. Olur. Saçmalama Ramo. Seninle bir anlaşma yaptık. Ökeş de seninle bir anlaşma yapmıştı. Ben sözümü tuttum. Parayı getirdim. Huyunuz böyledir de ondan. Önce parayı verirsiniz, sonra vırırsınız. Geride şey atmaz bırakmazsınız. Ökeş'i de bırakmadım. Ben aynı hatayı yapmam Zeliha. En az onun kadar adilsin. Vallahi ben çok gözü gördüm Zeliha. Ama senin gibisi bu cihanda bulunmaz. Sen ki Kemal Ağa'ya bile kıydın. Sana yüz vermedi diye Ökeş'i kanına girdin. Dal gibi yiğidin canına kıydırttın. Sen bir şeytansın Zeliha. Ölmen herkesin hayrına. Abi! Abi! Yanlış yapacağım abi, kapa çeneni! Kapa çeneni. Sen git bacını yakasına yapış. Merak etme, onu da yapacağım. Murat Ağa anlatayım. Rahat dur, rahat dur. Ağam mı? Şimdi. Ağam dur. Hayır. Hayır yapma. Zeliha. Ne biçim insansın sen Zeliha? Bana bağırma! Bana bağırma! Aferin.
size ne barış kalır ne bir şey. Kalk. Defol. Defol git. Nereye? Git Zeliha. Evine git. Bu ne işte komutan? Oğlumu nereye götürürsen? Onları ben çağırdım baba. Sen mi? Neden? Affet beni Elif. Affet. Neden? Murat maalesef tutuklumuz oraya şu an. Murat. Tutuklu mu? Suçu ne? Cinayet. Ne cinayet? Kimi öldürmüş oğlum? Ramo'yu. Ramo ha? Doğru mu bu? Doğru mu Murat? Doğru baba. Bir şey söyle. Seni seviyorum. Hep seveceğim. Bir şey söyle. Murat. 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 Elif. Elif. Baba. Dur kızım dur. Dur. Murat. Tamam. Tamam. Murat. Sonraki sevkiyat Mısır meşali. Firavunlar zamandan kalma bazı eski yazılar, değerli süs eşyaları, altın kupalar vesaire. Başka sorunuz? Ne zaman? Haftaya. Kapiş. Hançeri görelim. Haydi görelim. Oğlun hiç katile benziyor mu? Hayır. Bir oğlum içeridedir, mahpusta sayılır. Diğeri karşımda. Bana baba demek zoruna mı gider Cem? Haşa. Elif'i alıp gideceğim. Sen de karınla dönersin. Sabah ola hayrol. Hadi eyvallah. Hayırlı akşamlar. Baba. Elif, baba, Üsteğmen Ali. Herkes sanıyor ki başıma gelen olayın şokuyla sarsıldım. Ağzım dilim bağlandı. Alakası yok. Aklımda hep sen varsın Zeliha. Nasıl olup da senin böyle biri olduğun var? Benim için kolay mı sanıyorsun? Dayanmak kolay mı? Sen sadece katil değilsin. Öyle bir günahkarsın ki senin yüzünden insanlar birbirine düştü. Canından oldu. Çektiğim acıyı bilmiyorsun. Bana timsah gözyaşı dökme. İzin ver gidip her şeyi itiraf edeyim. Yaptıklarının cezasını yalnız sen çekecek olsan ben zaten burada olmazdım. Tuttuğum gibi kolundan seni çoktan dikmiştim Üsteğmen Ali'nin karşısına. Beni hiç affetmeyeceksin değil mi? Asla. Yıkıl karşımdan. Ne diyorsun? Kapiş. Yarın transferi yaparım. İyi edersin. Bonasera. Ne diyor bu? Çevirmeyecek misin? İyi geceler dedi. Kime? İkimize de. Ne malum? Belki de o kadar iyi bir gece olmaz. Keyfin bilir. Gel buraya. Gel buraya. Bana bak. Sen ol. Bir daha sakın beni bozmaya kalkma.
Ne başkasının yanında ne de yalnız, anladın mı? Şimdi beni iyi dinle. Bir daha iş konuşurken başkalarının yanında, ki buna Carlo da dahil, sakın bana sulanmaya kalkma. Tamam mı? Tamam. Yalnızken? Önce duşunu al. Nasıl istersen senyorita. Hadi bakalım. Desem bilmem ki. Dünya başıma yıkılmıştır. Ama velakin adamın da avradın da hası, yiğidi böyle zamanda çıkar meydana. Bunu unutmayasan. Sen ki yiğit kere yiğit olduğun için ölümüze taht kurmuşsan. Allah'ın izniyle buna da atlatacağız. Oğlumu çürütecek mahpushane daha bu dünyada yapılmadı. Efendim? Benim Reşua. Geçmiş olsun demek için aradım. Sağ ol Zeyno kadın. Bir haldır oldu işte. Cemo ile Zeliha az önce karakoldan döndü. Olup bitenleri anlattılar. Akıllara zarar. Biz akıllandık, dünya delirdi. Ne biçim iş anlamadım. Murat'ı severim bilirsin. Yapacağım bir şey olursa söyle. Sağ ol Zeyno kadın. Bir ara uğrarım, konuşuruz. Hadi şimdilik hayırlı akşamlar. Sana da. Jandarmadaki ifadeni aynen kabul ettiğini mi söylüyorsun? Evet efendim. Ekleyeceğin bir şey? Hayır, yok. Peki. Yaz kızım. Sanık Murat Kerimoğlu'nun Urfa Jandarma Bölge Komutanlığı'nda vermiş olduğu ekte yer alan ifadesi yüzüne karşı okunarak soruldu. Hayırlı günler. Sana da. Nereden böyle? İstanbul'dan. Sabah uçağıyla geldim. Üstümü değiştirip hemen çıkacağım. Ağanı vuran öbür katil bulundu. Kim? Nerede bulundu? Ökkeş'in bir köylüsü. Tutukladılar mı? Hayır. Morga kaldırdılar. Murat adamı vurmuş. Reşon'un oğlu Murat. O herif tavuk kesemez. Dünyadan haberin yok. Kapılmış kendi rüzgarına gidiyorsun. Ben de oturmuş laf anlatmaya çalışıyorum. Bilse Urfa postasını okur ele gelirdik. Çabuk.
Murat. Nasılsın? İyiyim. Gecen nasıl geçti? İyi. Ali Hüseyin Hanım. İşimize bakalım. Elif Hanım. Lütfen. Evet, anlat. Yine buradan geldim. Bu merdivenlerden yukarı çıktım. Devam edelim. Geldiğimde aşağıda Ramo'yu gördüm. Konuşmak üzere yanına indim. Aşağı inelim. Olay burada oldu. Tartışma, boğuşma... Fotoğrafları getirin. Cesedi en son bıraktığında bu sigarayla çakmak yanında mıydı? Evet, yanındaydı. Nereden biliyorsun? Ramon'un sigarasıyla çakmağıydı. Ben bıraktım. Niye? Bir sigara içmişti. Yani ilk önce adamı vurdun, sonra sigarasını içtin. Evet. Sence bunları kimler yapabilir Hüseyin? Ancak soğukkanlı katiller. Gelsin. Mahu, ne işin var burada? Seni görmeye geldim. Ah Mahu, sağ ol. Bir şey soracağım Murat abi. Sor. Bana kimseyi öldürmediğini söyle. Herkese ne dersen de ama bana doğruyu söyle. Öldürmedin değil mi? Sen öldüremezsin. Sen ancak yaşatırsın değil mi Murat abi? Hoşça kal. Hiçbir şey. Evet, mahkemeye çıkacak. Gidelim peşlerinden.
Şadiye haber sal. İş tamam, paran geç, yarın elinde. Bu iyi haber. Elini çabuk tutsun. Bizimkiler Mısır'dan gelecek malları da gözle beklemekte. Selam ağam. Merhaba. Aleykümselam Sefer, geç. Biz de şimdi senden bahsedecektik. Ne var ne yok, keyifler yerinde mi? Şükür ağam. Haftaya hazırsın değil mi? Ağam, ben de onu konuşmak için gelmiştim. Konuşacağımızı en başta konuştuk. Bizde laf bir defa konuşulur koçum, bunu öğrenemedin mi daha? Haklısın ağam da. Dahası ne? Zeyno ana. Ne olmuş Zeyno ana? Babamla konuştu. Kusura bakma ağam. Başka ne istersen başımda. Öl de ölem. Tamam Sefer. Yeter ki beni Zeyno anayla karşı karşıya getirme. Tamam, uzatma Sefer. Müsaadenle ağam. Kötü oldu bu. Konuşsana aslanım. Ne konuşacağım? Başladık mı gene tafraya? Estağfurullah. Bir defa konuştuk, aldık ağzımızın payını. Başka birini bulmamız lazım. Kim var? Damperli Mecit var. Bakırcılar çarşısında kahveye takılır. Git bul onu. İyi. Olur. Maalesef tutuklama çıktı ağam. Söylediğim gibi ilk duruşmada yapacak bir şey yok. İyi günler. Murat. Elif, affet. Affet beni. Çok üzgünüm. Kurtulacaksın. Bu da geçecek. Seni seviyorum. Sakın yapma. Ağlama. Ne işe yapılacak? Aslanım ben. Sen kuvvetli ol yeter. Geliş. Çarsana kız ağana. Abicim. Bir adamsın sen ya. Ya bütün bir hayatını yakıyorsun. Geride bıraktıklarını düşünsene, Elif'i düşünsene. Ya hiç mi mutlu olma hakkını görmüyorsun kendinde? Sigaran var mı? Bir sigaran var mı? Ne kadar da bununla idare edersin artık. Biraz zor. Çok kötüyüm. Çok kötüyüm.
Kuvvetli ol kızım. Hoş geldin Zeyno kadın. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olasın. Şimdi mahkemeden geldik. Tutukladılar Murat'ı. Haberim var. Daha geçen gün Murat'a sataşırdım. Bu avluda bir sürü çocuk isterim diye. Öyle çocuk olmalı ki adama öğlen uykusunu zıklam etmeli. Ben çıkıp bağırmalıyım, aşak sıpaları defolun demeliyim. Her biri bir yana kaçışmalı. Sen istemeye devam et Reşuan. Allah büyüktür. Ha. Hadi çıkalım. Çıkalım da birer kahve içelim. Buyurun. Haber? Haberler kötü. Bulamadın mı Mecit'i? Buldum. Bir çay da bana getir. O da Sefer gibi. Ablam ona da mı gitmiş? Hem ona hem başkalarına. Ne yapmaya çalışıyor bu ablam? Osman. İçinden geçenleri bilirim. Sakın Selam'ı orada kalsın. Hiç havamda değilim ha. Söyleyen namus. Lan oğlum tamam afra tafra ciğerimi mi sökeceksin? Ha ben de biliyorum ki durum vaziyet yoktur çaresi. Hayatta bir ablam var. Ya aga, biz kendimize niye bir kamyon almayız ki? Osman, aga şimdi var ya sana bir tane çakacağım. Ya kamyon, kamyon. Koçum sabahtan beri aklın nerede? Niye daha ve söylemiyorsun? Ne bileyim, senin de aklına gelmedi. Başka zaman olsa gelirdi de aklımız İstanbul'da kaldı. Niye? Sakatlık mı var? Var ya. Güneş yengen de tafa yaptı bize. Ama alacak olsun. Ona bunu misliyle ödetmezsen. Ahan yazdım buraya. Hele bana da bir çay yedin ha. Bizim buralarda erkeği hapse düşmemiş kadın yok gibidir. Kadın dışarıda ne kadar kuvvetli olursa, erkeği de içeride o kadar sağlam durur. Aklım almıyor. Yani Murat'tan başka onun katil olduğunu söyleyen de yok, ona inanan da. Ya bu garip değil mi? Garip. Hem de çok garip. Reşua, müsaade edersen Elif bu gece bende kalsın. Biraz dertleşiriz. Tabii kendi isterse. Bilmem. Müsaade sizin. Oyununa bak. Arkadaşlar yatacak yerini gösterir. Sağ ol. Allah kurtarsın. Alayım ağam. Zahmet etme. Estağfurullah ağam. Allah kurtarsın. Sağ ol. Buyur. Yatağın burasıdır. Her zamanki gibi birinci kalite. Prima. Sizinle iş yapmak büyük zevk Carlo. Arrivederci. Arrivederci.
Ya Murat'ın öyle bir gelişi vardı ki eve. Ya korku desem. Ya evet belki içinde o da var ama. Ya başka bir şey Zeyno ona. Böyle daha büyük bir şey. Reşua tatbikatta olanları anlattı. Silah Ramon'unmuş. Peki Murat silah taşır mıydı? Ya jipinde torpido gözünde durur ama üstünde taşımaz. Öldürme niyeti olsa arabadan silah alıp Ramon'un yanına öyle gider. E gitmemiş. Hadi onu geç. Murat dağ gibi güçlü kuvvetli baba yiğit. Hazır Ramon'u tepelemiş. Silah elinde. Hal böyle olunca niye vursun ki? Niye alıp jandarmaya götürmesin? Hem de vuran kim? Murat. Hadi canım sen de. Şuurunu kaybetme diye bu adam. Bilmiyorum Zeyno Hanım. Aklımı oynatacağım. Bu işte bir bit yeniği var kızım. Reşo'ya da söyleyecektim ama. Hadi dedim. Sus Zeyno kadın. Zaten ne çektiysek dilimiz belasına. Karışma. Sana bir şey diyeyim mi? O Ramon'un Kemal'in cinayetine karışması da bir garip. Hadi Ökkeş baştan beri zanlı. Ebu Ramo'dan dünyanın haberi yok. Herif meczup mu? Sanki matah bir halt etmiş gibi çıksın ortaya. Ben de oradaydım. Paramı isterim diye kendini ifşa etsin. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Hakkı. Gel. Yok rahatsız etmeyeyim. Elif'in burada olduğunu bilmiyordum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Murat'ın başına gelene üzüldüm. Sahi mi? Şüphe mi var? Murat için hayırlı rüya görmezsin de. Hakkı! Yok yok abla müsaade buyur. Bak Elif. Sen kocası hapse düşmüş bir kadınsan. Aramızdaki soğukluk ayrı mesele. Yaptıklarından haz etmem orası öyle. Ama ve lakin bizim kitabımızda kocası hapse düşmüş kadına değil yan gözle bakmak, husumet dahi gütmek yazmaz. Eğer kabul edersen bundan böyle sadece yardımımız dokunur. Sağ ol Hakkı. Bana müsaade. Bir diyeceğin mi vardı Hakkı? Sonra abla şimdi sırası değil. Tekrar hayırlı akşamlar. Şimdi dönerim. Hakkı. Bir sıkıntın mı var? Evet var. Neymiş o? Sen. Sıkıntım sensin abla. Sebep? Yaptığım her işte, attığım her adımda karşıma dikilmekten vazgeç. Sen de adımlarını doğru at. O depoda ne iş çevirdiğini, o kamyonlarda ne taşıttığını söyle bana. Bana yaşama hakkı bırakmadın abla. Bir bak etrafına. Senden izinsiz millet nefes dahi alamaz olmuş. Lafı çevirme. O kamyonlarda ne var? Mal. Ne malı? Merak etme, işimiz olmaz. Silah desen benimde var, fazlası ağırlık yapar. Gerisi de beni alakadar eder. Yolumdan çekil abla. Çekilmem Hakkı. Çiğne bakalım çiğneyebiliyorsan Zeyno kadını. Ya sen beni boğmak mı istersin abla? Düş yakamdan. Boğazımızdan bugüne kadar hak etmediğimiz susam tanesi geçmedi. Vurduk, vurulduk. Ama şerefimize leke sürmedik. İcap ederse bir daha vurur, bir daha vuruluruz. Ama bu aileye karar leke olmana izin veremem Hakkı. Beni anladın mı? Madem öyle, hukukumuz hepten bitsin abla. Oturup yapın hesabınızı. Hisselerim neydiyse parasını verin bu iş bitsin. Azmış çokmuş sesim çıkarsa namerdim. Ondan sonra herkes kendi yoluna.
yeni gözden çıkarıyorsun ha? Sırtımı duvara yasladın abla. Başka şans bırakmadın bana. Eyvallah. Hakkı! Merhaba Arif. Merhaba. Hoş gelmişsen, şerefler vermişsen. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, hamdolsun. Arif, bir isteğimiz olacak senden. Buyur, emret ağam. İçeride bir mahkum var. Reşo Ağa'nın oğlu Murat, senin kısmında. He bizde. Hayırdır ağa, yoksa? Yoksa sakın ha. Yok, yok Arif, rahat ol. Yanlış anladın, o mesele kapandı gitti. Valla bir barış yapıldı lafları duymuşam. Hani demişem belli mi olur? Murat Ağa'nın karısı yakınımızdır. Gerçi Ağa soyudur, Ağa sağlandır. Ama içerinin raconunu bilmez. Diyeceğim ikinci kısmın ağası olarak ona göz kulak olman beni sevindirir. Başımın ağam. Gözün arkada kalmasın. Bir şey daha. Emret ağam. Murat Ağa tedbirin benden geldiğini bilmeyecek. Ruhu bile duymayacak, anlaştık? Elbet. Sağ ol, sağ ol. Var mı bir arzun isteği? Çok şükür. Sayende bir eksiğimiz yok. İdareye bir şeyler bıraktım. Arkadaşlarla aranızda pay edersiniz ha. Allah razı olsun. Sizden de, sizden de. Hadi bakalım. Allah kurtarsın. Güle güle ağam. Selametle ağam. Haydi eyvallah. Sağdaki kapı. Devre 3 anlaşıldı, tamam. Günün aydın olsun komutan. Zeyno Ana, günaydın. Çayını içmeye geldim. Ne demek, buyur otur. Dosta. Emredin komutanım. Bize iki çay getir. Emredersiniz komutanım. Hayırdır sabah sabah? Bizim köyde bir laf vardır. Uykumu yılan soktu derler. Seninle konuşacaklarım var. Oğlum hapiste. Toplanıp geçmiş olsuna geldiniz. Oğlum katil değildir. Tutturmuş ben öldürdüm diye. Niye der bilemem. Murat bana silahı bıraktırdı. Boyatlı soyuyla en kavgalı zamanda karşıma geçti. İsyan etti. Evi terk etti. Şimdi aklın bana isyan eder. Oğlum niye bulsun Ramo'yu? Niye? Bana bir avukat bulun. Sağlam bir avukat. Memleketin en iyi avukatı. Vallahi Reşo Ağa, işte baro başkanı. Bu konuda söz ona düşer. Konuş başkan. İstanbul'da bir ağır ceza avukatı var. Eski sınıf arkadaşım. Savcılık da yaptı. Karışık cinayet davalarında uzman.
İyi midir? En iyisi. İpten adam alır derler ya. Hemen çağır gelsin. Paraysa para, canımsa canım. Parayla ikna olmaz. Tam bir baş belasıdır. Ama konuşacağım. Sen baksana bana. Benden az çekecek hal kalmış mı? Oğlum hapiste. Söyle o arkadaşına atlasın efendi gibi gelsin. Adamın da dinden imandan etmesin. Hemen giderim jandarmaya. Ökkeş'in vurulduğu gün ne demiştim sana hatırla. Ökkeş beni çağırdı. Ama o olduğunu bilmiyordum. Gittim yanına. Tam konuşacak. Kemal'i kiminle öldürmüş söyleyecek. Kardeşine yazık oldu. Kim öldürdü onu? Kim? Konuş! Ağam mı? Reşo ağamı öldürttü, söyle! Konuşsana bir adam! Kim öldürttü Kemal'i? Biri ben. Sonuna kadar dinle. Kimdi Diğer'e? Söyle, çabuk söyle! Diğer'i... İsim verecekti bana. İsim vermeden can verdi. Şimdi de bakalım komutan. Ökkeş'i dağ tepe kaçırtıp bana kadar getiren bu mühim kişi Ramo olabilir mi? O Ramo ki şeytana uymuş bir garip Ademoğlu. Murat ısrarla Ramo'yu öldürdüm de. İşin garibi bu şehirde onun katil olduğuna kendinden başka inanan hiç kimse yok. Ben de dahil. Komutanım. Hoş geldiniz Zeyno Hanım. Hazır mıyız? Sizi bekliyoruz. Hadi size kolay gelsin. Hepimize Zeyno Hanım. Hepimize. Ramo'da bir değişiklik fark ettiniz mi? Vallahi komutanım. Geçen gelişinizde de anlattı. Rahmetli içine kapanıktı, pek konuşmazdı. Ne desek yalan. Şu Ramo'nun evine bir kez daha bakalım mı komutan? Olur, bakalım. Hadi kalın sağlıcakla. Güle güle. Nerede bu mektup? Ramon'un evi şurada. Şurada.
Buraya kimseyi yaklaştırmayın. Baş üstüne komutanım. Yaramış. Hadi gidip Murat'ı gör. Ziyaret günü yarın değil miydi? Ne demekmiş ziyaret günü? Oğlumu vasıkayla mı gösterecekler bana? İstediğim vakit gider görürüm. Mani olacak baba yiğit varsa da onu tanımak isterim. Hadi hazırlan. Yiyecek misin ağam? Hayır, kaldır. Kimin yemeği o? Murat Bey'in. Elini sürmemiş.
Ne yapalım abi? Ayırı sonra yer. Murat Kerimoğlu, ziyaretçin var. Amcan gidiyor Cemo. Nasıl? Nereye gidiyor? Kendi hayatına. Ayrılmak istedi. Her şeyini alıp gitmek. Hisseler? Avukatlara söyle. Hisseler, arazi, mal, mülk. Raj değer üzerinden hesaplayıp sözleşmeyi hazır etsinler. Ya bir dakika ya. Ya ne oluyoruz? Bitmesin be hala. Bitmesin. Kolay mı o kadar? Kolay diyen oldu mu? Sen biliyor musun benim içimde kaç fırtına koptu? Kaç gemi battı? Ya şunun şurasında kaç kişi kaldık? Mal, mülk yüzünden birbirine düşecek aile miydik biz? Malla mülkle alakası yok bunun. Tek sebep amcanın gidişatı. Kendi hayatımı yaşamak diye bir şey tutturmuş ki Allah sonunu hayır eyleye. Denedim her şeyi. Olmadı işte. Beceremedim. Herkes gidiyor. Herkes kalbimden bir parça söküp öyle gidiyor. Bir de ben konuşayım amcanla. Faydasız. Avukatları söyle. Hesapta cimrilik istemem. Hakkı Efendi'nin hakkı. Kalmasın üstümüzde. Son sözün bu mu? Kötü bir söz Cemo ama maalesef bu. Peki, tamam. Üzme kendini baba. Bırak konuşma. Benim de aklıma laflar gelir. Ama cümlesi saçma. Nasılsın diyeceğim. İnsan mabusta nasıl olsun? Rahatın yerinde mi diyeceğim. Rahatı batsın altı üstü hapishane. İyiyim. Sıkmayın canınızı. Murat'ım. İki gözüm. Bırak şu inadı. Elimizi kolumuza bağlamışsan. Biz dışarıda cümbür cemaat kafayı yemişiz. İstediğin kadar Remo'yu öldürdüm de. Sen benim oğlumsun be oğlum. Ben bilmez miyim oğlumun ne yiyeceğini? İstanbul'dan avukat gelecek. Yaman biz atmış. Ne gerekirse yapılacak. Sen istesen ne istemesen de. İnsan hiç değilse şu üç günlük karısını düşünür. Yazık değil mi bu kıza? Onun için dünyayı ayağa kaldırdım. O senin için nelere katlandı? Reva mıdır çektiklerim? Ben müdürün yanındayım. Gitmeden doğrarım gene. Müdür bek nereye? Şu odada.
Alo. Merhaba Reşua, ben Baro Başkanı Süleyman. Buyur başkan. İstanbul'daki avukat arkadaşımla konuştum. Yarın sabah uçağıyla geliyor. İyi, alandan aldırırız. Yo, ben karşılayacağım arkadaşı. Alıp sana getiririm. Tamam, evde bekliyorum sizi. İlişkimizden ve evliliğimizden çok bu dünyada korunmayı hak eden ne var Murat? Hiç. Hiçbir şey. Sana cevapsız sorular sormaktan yoruldum. Canım yanıyor, anlıyor musun? O zaman diyorum ki bu adam, deli gibi sevdiğim adam, sahiden duvarların gerisinde. Ya ilişkimize öyle sırlar sokuyorsun ki, bir gün buradan çıksam bile bu duvarlar hep aramızda olacak. Bundan hiç korkmuyor musun? Elif, ne olur böyle konuşma. Akşamlar burada nasıl geçiyor bilmiyorsun. Ben dayanmaya çalışıyorum. Dünyanın en zor şeyine, sensizliğe dayanmaya çalışıyorum. Ya ben dışarıda ne yapıyorum? Yani anlasana Murat, hapiste ya da başka bir yerde. Yani bütün dertler senden ayrı olmak. Bana katil olduğunu söyleme. Beni aptal yerine de koyma. Eğer koruduğun şey bir sırsa, ya uğruna hayatını mahvetmeye değer bir sır, benimle paylaş. Söz veriyorum, ağzımı bile açmam. Çekmeyi göze aldığım bütün acılara saygı duyarım. Susarım. Ama hiç değilse karın olduğumu hissederim. Evlendiğim adam karşımda bir duvar olmaktan çıkar, anlıyor musun? Tek sırrım da sana olan sevgim. Merhaba Hakkı. Ne yaptın Osman? Nakliyeci işini çözdüm. Kamyon almaktan vaz mı geçtik? Düşündüm de bir tas süt için inek beslemek gibi bir şey. Nasıl çözdün? Diyarbakır'dan buldum. Bir tanıdık. Saklan mı? Ölümüne. Kefili kim? Ben. Ulan sana kim kefil olacak? Ayıp oluyor ha. O kadar ezme bizi. Ezdiğimiz yok koçum. Hemşire ayaklarına tanımadığımız insanları başımıza bela etme yeter. Senin tanıdığın adamların da yaptığı ortada. Ablana öt deyince hepsi... Karıştırma lan ablamı! Kaç defa diyeceğim sana! Öldürtecek misin kendini zorla? Kusura kalma ha. Ağzımdan kaçtı. Baş atma ağzına! Şadi'nin malları yolda. Yarın elimizde olur. İyi. Ayrılma bir yere. Mallara mukayyet ol. Etti ki. Hadi ayıpsa. Ramon'un evinde aranan şey her neyse cinayet sebebi de o. Evet komutanım. Onu bulursak katili de buluruz. Murat katili bilmiyor mu? Bir insan kendini gözden çıkaracak kadar kimi korur? Murat kimi koruyor? En yakınlarını. Yani öyle bir durum ki gerçek katil ortaya çıkarsa Murat'a yakın olan birileri bu işten büyük zarar görecekler. Murat'ın en yakınında kimler var? Başta karısı Elif. Onu geç. Reşo. İmkansız. O adam oğlu için kendini ateşe atar. Geriye kimse kalmadı. Komutanım. Söyle. Çayınız karıştı.
Gel.